yine bir sevgimiz de var o insanla. Yani geldi en sevmediğim insan. Sorular, cevaplar. Zor sorular. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne oldu? Soru cevap falan. Çıldırmacalar. Ama sorular biraz garip. Neymiş sorular? Şey, böyle zor abi, sorular. Abi o soruları sorma. Chat'ten zor sorular istedik. Chat'ten zor soru isteyince de malum. Sorular hep çetrefilli, girişli çıkışlı. Ama şey, beynini burada bak, bırakman beynini gerekiyor. Yapacağım. Öyle cevap verebiliyorsun. Niye öyle dolayısıyla diyorsun? Dolayısıyla yayında da. Çok çirkin şeyler. Burada normalde gir söz olacak. Ne bu? Yeni parça. Yeni parça. Senin mi? Evet. Bu senin sesin mi? Evet, evet. Evet. Böyle bir yeniden diye. Halbuki sen Rain Man fanı olduğun için. Evet. Minimum yalan 95 milyon. Yapmam minimum lazım. Ya gitsene şuradan. Şey, bir saniye o şeyi yapsın. Çık ya. Bu... Allah'ım yarabbim. Tam söyle biraz şarkıyı. Ototune'u istiyorlar. Efso of yeniden dinleyelim. Bayağı güzel. Başka neler var? Başka saçma. Çok iyi diyorlar. Valla kötü görsem onu da okuyacağım. Bakıyorum şu an. Ben bunu dediğim için ama kötü yorumlu gelme ihtimali de artıyor, evet. Twitch'te olduğumuz için. Şarkıyı yayınlayacağım arkadaşlar. 30 Haziran gibi düşünüyoruz. Normal ama standart sesin gibi değil sadece ama o zaten o işin tekniği o değil mi? Abi sonuçta buradaki standart sesimin olmamasının sebebi... Sebebi şu. Anlatıyorum. Şimdi 6 tane vokal giriyor alta. Birisini böyle söylüyorsun. Yok yeniden. Diğeri mesela yok. Onların hepsi birleştiğinde zaten koro olduğu için, o sesi yakaladığın için... Uyum oluyor. Kardeşim, bir daha dinle ki aç şöyle full hoparlörü ver. Baştan sona mı dinleteceğim? Baştan sona yok ya. Ya var aslında da şarkıda biri daha vardı, o sürpriz olsun istiyorum. Spotify'da yayınlanır hemen bak, yayınlamadan. Bakayım nerede. Efe ile var bir tane şarkımız. Bu Haline Bak diye bir şarkı. Efe freestyle giriyor burada. İlginç bir şarkı. Yeah, yeah. Young Rapunzel. Haline vah, haline vah, derdin ne, benimle vah 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 vah, senin haline ya ya ya. Başka ne var? Kaç tane yapıyorsunuz oğlum? Kanka bizde bayağı var. Albümü çıkartacaksınız. Bir tane var, o benim favorim. Var albüm, da. Albüm değil de. Hepsine freestyle giriyor. Beğenilen bir şey olursa devamını getiriyoruz. Orada bir kız vokal var. Ama yani olacak bir şey. Sözleri ben çok anlayamadım. Müzik mi bastın geliyor? Yok, şu an çok düşük ya sesi. Bir tane var. Başta bak, Batuhan'dan dürüst cevaplar. Diyorum ki geri gel yeniden, geri gel yeniden. Eski sevgilimi ağlıyorum. Toptan havaya mı atıyorsun? Ya havaya hangi kız alırsa ona. Tam bir alfa erkek. Bakayım başka. Efe bizim şey neredeydi ya? Fakir ab, fakir ab derim. Ne? Fakir ab. Ne fakir abı ya? Şey var ya. Nerede o şarkı? Ver sonra sesi hadi gel sana derim. Bende değil, sende. Çengel Tayfa grubunda mı? Çengel Tayfa grubu ne? Sherlock ne zaman? Oynarız birazdan. Ay, oynarız. Onu sevgili moderatörümüz. Bayağı. Ona geçin diyorlar. Ben bir hemen hazırlığımı yapayım. Hikaye mi alacağım? Hazır hikayemiz. Bakın yerine. Gel sana derim hadi ver sana sesi. Ver sana değil hani her o da benim. Yok yol işi hiç kalmadı nakit. Boş boş alır mı sen? Senaryolar zaten şey belli. Yankı. Dedim mi? Cidden harika olmuş. Beğendin mi? Evet. Reymen'in şarkısından daha mıyım? Hakkında ne düşünüyorsun? Abi gidiyoruz biz orada. Tam club çalışıyor. Mı saatlerce PUBG oynayıp gün oluyoruz. Gittik gün oluyoruz, kamerayı çekmişsiniz yani bizde. Takım kaçın. Yoo güzelmiş burası. Böyle devam ediyor. Seviyor mu? Devamı... Yok göstermiyoruz kardeşim, bu kadar. Premium. Bak bu video sana gelsin. Tepkiler çok iyi biliyor musun? Ne göster? Ben bir kamera çekiyorum. Ananın... Hayır bak, ya izlesene. İzle. Tıpta utanma olmaz. Şu an tüm çete tırgırlasın. Umarım başka bir kameradan gözükmemiştir yani.
Eyvallah, şarkılar için desteğini esirgemeyen bütün kardeşlerime selamlar. Arkadaşlar bu arada komik saçma sapan videolar var ya, hani onları gösterdim az önce. Aynen, arkadaşlar grubundaki hani, saçma sapan bok gibi videolar var ya, neden var mesela? Bir tane dede var, dedeyi hatırlıyor musun? Benim adım Cafer var. Hayır, gel şey yapıyor dede. Bu dedeme de değildi kardeşim. Hayır, dede değil, şeyden bahsediyorum. Ha. Bir tane bisküvi reklamı var ya, içeriye çağırıyor kadın. Onu görmediniz mi? İnanamıyorum ya. Görmüşüzdür de. Chat biliyor musunuz? Neydi o? Bir tane bisküvi var, dede var, bisküvideki dede var. Dede böyle el sallıyor sonra... Lan Aybüke bile biliyor. Anlamadın mı? Bilmiyorum. Saklıköy. Ya Saklıköy işte. Saklıköy muhabbete. O tarz videolar açtım mı az önce? Hani görmediyseniz göremezsiniz zaten. Ama Saklıköy videosu çok Aybüke'de iyi. Aybüke de açsana aynı videoyu. Bu ne tepki verecek bakalım. Açayım mı Aybüke? Bir şey söyleyeceğim, sen bana izletirken görmüş olabilir ki. Yok, başka bir video açacak. Evet. Kontrol et bakayım. Aybüke çok ama ayıp. Onu izletme ihtimali yok ki ona. Niye? Yok, sıfır ihtimal. Sıfır? İyi. Bakayım, merak ettim. Nasıl? Değdi mi beklentine? Beklentine değdi mi? Bayağı saklı köye. Aynısı. Arkadaşlar, bir insan yumurta kırıyor ama neyle kırdığını siz düşünün. Videonun ödeti bu. Sesinden anlayanlar var onun videonun. Ben gidiyorum. Chat. Kendinize iyi bakın chat. Ayda 12 dedin değil mi? Ayda 10. 10. Deli çocuk ya. Ay biz sen çık oradan diyorlar. Gerçek biz bir şey konuşacağız. Ben gideyim artık. Burası bana göre değil. Elveda. Tschüss. Öksürük tuttu videoyu gördükten sonra. Altı basic videoları gibi. Yarın eleme günü mü? Evet evet. Bence çok net. Tukan da gelir. Ben size bir iki mini oyun bulayım. Çok net biri gider diyecektim de diyemedim. Yani. Ağzımda kaldı. Sherlock. Gidemedi. İsim söyleyecektim de beceremedim. İzel mi Aybik mi? Soruya bak. Ha, tabii ki İzel. Aybik gitti bile. Ha, gitsin de arkasından rahat rahat konuşayım. Hele de güzelim kızı. Yağlı sosu yaptım, güzelmiş. Biz daha az önce burada soslu link soslu ya da link. Güzelmiş o. Link Berkcan'daki. Tip okumak keyifli de. Değildir ya bence. Yok, okuması keyifli eğer sadece tıp okuyorsan. Böyle tüm barınma ihtiyaçların ailen tarafından karşılandığında tıp okumak çok rahat abi. Yata yata okursun. Hani ameliyatını çekersin, okursun. Çok ama, uzun sürmüyor mu ya 6 sene üzerine? İşte 6 sene boyunca babandan geçiniyorsun, yatıyorsun. Yani öyle yatarak sadece okul okuyacağım diyorsan tıp okunur. Ama bir şeylerle beraber yapmak gerçekten zor yani. Ben işte sabahları burada ders çalışmak zorunda kalıyorum. Başka bölüm olsa çalışmam gördüm yani. Nasıl kazandın tıpı diyorlar, çok çalıştın mı? Abi ben şey yapıyordum, uyumuyordum. Böyle saat 10-11'e kadar oyun oynuyordum. 10-11'den sonra işte sabah kadar ders çalışıyordum. Okulda ve evde böyle 4-5 saat falan uyuyordum son sene. Ben bir de lisede başarısızdım kendi çevreme göre. Fen lisesiydi falan ama lisede böyle takdir alamayacak bir öğrenciydim. Gerçi zorla alıyordum böyle 85'li 86 ile. Saçım yağlı diyorlar, yağlı değil ya, argan yağı var bro. O yüzden parlıyor böyle bak. Yağ olsa öyle durmaz. Ya, tıp kazanmak için bir sene boyunca hocaların dediğini tamamen yapmak yetiyordu yani. Bizim okul bir de fen lisesiydi. 75 mezunun 60'ı tıp kazanıyordu zaten puan olarak. Hani hocaların dediğini yaptığını İlk 20 bine falan kaça girdin sen? Ben 5 bine girdim. İlk 5 bine girdim. O bizim için başarısızlıktı. Ya ben mesela, daha doğrusu ben Boğaziçi'nde mühendislik falan istiyordum. Hani mühendis olayım. Daha iyi olurmuş bence ya. Beceremedim. İşte kazanamadım. 2-3 bin falan değil mi Boğaziçi o dönem? 3,5 muydu? Benim zamanımda bilgisayar 400'dü. İlk 400. Şey, böyle 3'te falan inşaat vardı. Ben kazanamadım. Dedim o zaman madem 5000'e girdim, kendi şehrimde tıp yazarım. Sınava girecek olanlar da var aramızda. Yuh vay amk oha tabii canım, diyorlar. O tercih konusunda... Çok zor bir şey ya. 30 küsüre girebilmiştim ben. Onunla da inşaat mühendisi oluyorsun işte. Ya başka bir şeyle ilgilenmemek lazım eğer...
üniversite sınavına giriliyorsa. Hani ben kimseye önermem bilgisayar oynayarak yapılıyor falan diye. Evet ben oynadım yani her gün oynuyordum LoL. Süper zekan falan iddiasına mı bulunuyorsun yani burada beraber? Yok iddia falan değil. Ben uyumuyordum. Öyle çok fazla efor harcıyordum. Çok zaman ayırdım tabii. Bir de okulda hocaların dediğini boş geçmemek lazım. Ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor eğer. Hani iyi bir okuldaysan, ortalama bir okuldaysan. Hocaların dediğini yapmak yetiyor yani. PC oynayarak 102.000 olmuş Çako. Güzel gene. Ya PC oynayarak 1000 oldum bile dese birisi o yanlış bir şey. PC oynamasa ilk ondaydı demek ki. Ben katılmıyorum. Bu yani. Kadar yarış var mı? En iyisini yapmak zorunda değiller bence ya. O kadar strese... Yani ne istediğine bağlı. Ben işte... İlk kombine değer de o kariyer olarak. Abi sınava çalışıyorken şey yapmıyorsun ki ben tıp kazanırım. İlk 10.000'deki bir tıpa girmek istiyorum. Ona göre çalışayım demiyorsun ki. Elinden geleni yapıyorsun. Gelen sıralamana göre de şey seçiyorsun. Batu'yu yoksa... nasıl tanıştık biz seninle? Abi ben senin chatinde takılıyordum. Ondan sonra banlanıyordum sürekli. Bir banlandım. Şımara şımara. Diren'i de öyle tanımıştım ben. Ben birisi banlıyor ama içinde bir şey kalıyor. Başka birisi banlıyor içinde bir şey kalıyor. Sonra kulaktan kulağa işte. Ben Diren abi dedim abi senin modun olayım falan. Diren abiye mod oldum önce. Orada işte chatte çok aktiftim böyle komikliğe şakalar. İşte Berk'le girdim CS oynadım. Kendim CS'ye kastım biraz. Berk gelsin diyorlar. Berk gelecek arkadaşlar bu arada. Son haftaya doğru gelirim. Tek tek getireceğim hepsini. Söz. Yaşarsak. Burada acayip bir yarış var. Benim bacaklarım ilkokul çocuğu bacağına döndü. Her tarafı her yere paramparça olmuş evet. Tabii tabii. Oluyor ama ya. Ben de yaptım parkur. Benim de gitti birkaç yer. Mesela IBK ile Furkan da kendilerini çok zorladılar. Hepimiz ona rağmen 1.30 falan yaptık yani. Herkes bayağı zorluyor yani. 1.30 fixti ya çok sportif erkekler için. Birkaç kişi 1.30-1.35 arası yaptı. Askerlik 29 Haziran'da benim arkadaşlar. Sherlock ayarlıyorlardır arka tarafta. Aybik nasıl oldu? Abi Aybik'in kronikmiş zaten. O dinlendi biraz geçti onunki. Böyle çok fazla efor harcadığında, yüzdüğünde falan da oluyormuş yine. Ya yukarıda dinlendi. Çok da zorlamamak lazım. Tabii dedik doktora gitsin diye ama. Böldüm seni de. Güzel 3 tane haberim var size. 3 tane. Bir tanesi Mendebur Lemur geliyor. Lazer ile bazukasıyla her şeyle gelecek bir gün şenlendirecek bize. SSG'li biliyorsunuz. Oyunun spikerliğini, Türkçe spikerliğini de yapıyordu. En büyük oyun kanallarından bir tanesi. FIFA'dan PES'ten biliyorsunuz onu. Bir gün o misafir olacak. Bir günde Oğuzhan Uğur'la Enes Batur'un ortalaması sevgili Fırat Sobutay gelecek yeni saçlarıyla. Onunla yemek yeme yarışması falan yapabiliriz burada. Fikirleri verin. Her gün ayrı ayrı misafirlerimizi alacağız arkadaşlar. Bir işte TKT de gelecek 3 gün. 6 günü öyle dolduracağız yani. Ne fikriniz varsa söyleyin. Onlar gelince challenge, muhabbet, soru. Anos işlemci fanı dahil. Anos Pro'da evet abi. Rainman geldi. Bir daha geleceğini sanmıyorum. Aybike sen nasıl oldun? Çıktın yukarı dinlendin falan. İyiyim ya. Sıkıntı yok şu an. Kalbim düzeldi yani. Çok böyle tempoya mı gelemiyordun sen? Yo benim kronik ya. Belli olmuyor ne zaman vuracağı. Öyle arada vuruyor. Neler oluyor. Çarpıntı yapıyor. Gidiyor sonra. Öyle yamultuyor insanı. Ya şu ana kadar doktora gittin falan hiç mi bir şey demediler? Doktora gittim. Türkiye'de de gittim. Türkiye'de de 5-6 tane gittim hatta. Almanya'ya da gittim. Hani hepsi aynı şeyi söylüyor. Ritim bozukluğu var, kapakçıklık sıkıntı var, sızıntı var vesaire diyorlar. Ama ne olduğu bilinmiyor. Bir şey bunları tetikliyor. Evet. Mesela ilk parkurda hiçbir şey yaşamadım. Sadece nefes nefese kaldım yorulduğum için. Burada ben bacaklarımı kontrol daha edemedim. Daha yorucu gibi geldi bana ama. Onunla alakası yok. Çok yorucu değildi bu. Öbürü daha yorucuydu benim için. Ağırlık taşıyorsun ama koştura koştura. O ayrı bir şeydi. Orada tekerlek falan kaldırdık. Şey böyle sıkıntı. Ayaklarımı falan kontrol edemedim ben en son dördüncü yastığı götürürken. Orada zaten diz kapaklarım şey oldu böyle tökezledim. Orada gittim ben. Gözüm karardı, başım döndü. Orada anladım olacağını ama belli olmuyor yani. Vuruyor, geçiyor. Şimdi karşı takımın koçu da burada. Karşı takımdan kimin elenmesini istiyorsun? Net söylesene kızım. Adamın yüzüne yani. Karşı. Niye düşünüyorum gülüşüyorsun? Şu an. Şu an plan yapıyor, politik benim, konuşacak o. Aynen. Benim aynen açımdan hani bizim... Takım için Berkcan ya da Şinka gitsin diyorum. Ne? Gençleri mi eleyeceğiniz? Onlara mı bilandınız?
Hayır, güçlüler diye. Yunus abi görmedin mi? 1.20 yaptı şurada. O fiziksel de. Bence o evin böyle birleştirici gücü Yunus ve Işık abla. Ben onların gitmesini istiyorum. Onlar gittiği zaman o takım dağılır. Işık ablamız olmasa Işık'tan ölürüz zaten ya. Yok, ölünmüyor. Biz burada hallediyoruz bir şekilde. Ama biz lezzetli yemek yiyoruz size göre. Evet. Biz sadece makarna noodle falan yiyoruz. Öyle kremalı mantarlı falan. Bizim de kremalı mantarlı noodle'umuz var mesela. Bunlar biraz şey de. Ben de yedim açıktan da bir tane. Dili abi benim hani dil derdim. Seninle falan alakalı hiçbir şey yok abi. Sonuçta siz ya bir defa şu muhabbet zor bir şey, tamam mı? Yani ben hani zaten yarısında nasıl bayılmadım bilmiyorum. Yani şu muhabbet zaten zor. O hani stresin yükselmesi normal, tamam mı? Sen bir de istediğini söyleyebilirsin abi. Herif ayağını böyle attı geçti. Hı hı. Tabii ki abi, ayağımı böyle attım geçtim. Ama ben dedim ki yani ben ayağımı böyle atacağım. Yok ben zaten benim söylediğim şey şuydu. Hani ben her şeyi söyledim. Hani bunu da söyledim, onu da söyledim. En son dedim ki hak GG dedim zaten. Hani bu da ne demek? Yani zaten olayda bir sıkıntı var, anladın evet mı? Evet abi. Bak, sana zaten bunu yapabilirsin dedikleri anda hak GG olmuş oluyor, anladın mı? Aynen. Sana bu hakkı verildikten sonra sen kullanabilirsin. Evet, senlik abi. Herhangi bir problem yok. Sana bu hak verilmiş zaten. Geliyor tamam Batu şu köprünün üzerinde. Aha. Bastı, fırlattı yastığı. Çiçeğe çarptı, döndü. Aha. Köprünün üzerine düştü, tamam mı? Şimdi herkes bazı şeyi göremiyor, onun için söylüyorum. Arkadan